Mega oluyor, tank oluyor yine. İlk sene sınırlarında Sejuani göreceğiz. Çok alışık olduğumuz bir seçim değil. Hı-hı. Ama bence rol adamı, direkt ya, takım adamı. Ama dediğim gibi ilk sene o şeyi verdi bana. Ne ihtiyacımız varsa, rakibe baskı mı kurulacak, oynarım. Tank mı lazım, oynarım. Savaş baş, olur. Aynı şey Aytekin için de geçerli. Biraz birbirlerini tamamlıyor oyuncular takım burada. Yani takım olarak hissettiriliyor o durum oyuncular arasında. Ya bakacak olursak Busquets daha çok iki eşya power spike ile oynuyor. İki eşya alacağız abi. İki eşyamız da çok güçlüyüz. İşte Narcissante, onun dışında işte Kai'Sa Zeri. Corki ile Tristana da hemen hemen aynıdır diye düşünüyorum. Çünkü ikisi de sürekli gördüğümüz ve sürekli midde eşleşme olarak gördüğümüz pickler. Evet, dodge'leri bu arada Busquets tarafına gidiyor. Scofield haritanın üst tarafında. Scofield da seviye 6'ya bayağı bir yaklaşmış durumda. Tabii ilk vuruşta oynarken Karthus'ta böyle bir ulti atıp 300 altın falan kazanabiliyordunuz ama artık eskisi gibi değil o durum. Evet. Ama yine de ilk vuruşu dahil olduğum maça. Şimdi Tukor'da bir baskın var. Scofield yan taraftan geliyor. Havaya savurdular. Orisot'u. Batu biraz ön tarafta. Batu burada düşebilir. Batu sıçrayı kullandı ve İlkan! Orisot'a gitti İlkan. Baskınını deneyen taraf Busquets'ti ama Galacticos aldı İlkan'ı. Evet. Orada son anda Tristan'a gelen ultiyle beraber skor aldılar. Senes ejderi aldı ve bu kurtçukları vermek istemiyor. Aytekin'in de itme avantajını farkında. Hatta onlar başlıyor. Bakalım Batu birazcık burada uzakta ama buradaki savaşta bence birazcık daha etkiler. Özellikle Sejuani ile beraber. Galacticos buraya oynayacak mı? Yalnız Aytekin Mininar. Evet. Orisot'un canı az ama. Bu büyük sorun onlar için. Evet. Şimdi 4 kişinin arasında kalan bir Joxy var. Sıçrayla çıktı. İksenes'i iyi vurdu Orisot. Agresif de bir roket atlayışı. Bayonet geldi ultiyle ve İksenes aldı. Ormancısını kaybetti Busquets. Scofield şimdi arada. Scofield'a düşecek gibi Aytekin görünüyor. Aytekin mega istiyor. Skor gelmek üzere. Scofield rakibinin yakınında düştü ki biraz daha hasar verebilsin diye. Joxy çok az canı var. Son vuruşu Aytekin'den geldi ultiyle beraber. İlk skoru bulmuş olmasına rağmen Galacticos. İki tane skorla cevap verdi Busquets. Buradaki pozisyonda çocukları da engeller yalnız. Bayonet kafa atıyor buraya. Sıçrası da yok, ultisi de yok. Bakalım Batu. Batu da yaklaşıyor. Bayonet. Burada W ile çıkmayı başardı. Vurmaya devam ediyor işte. Tekin tahripte var. Bir barikat aldı. İkinci muhtemelen çıkmayacak. Minyonları temizlemeye çalışıyor. Karthus ultisi geldi bu arada buraya. Fazla hasar veremedi Karthus ultisi ve Eric'lerle de Fade canını yeniledi. 2500 canlı yarı çene kadar düştü ejder. İksenes fazla hasar aldı yalnız. Işınlar kullanıyor şimdi. Araya çok iyi girdi Batu. 3 kişiyi birden yakaladı. Ejder ayağa düşmedi. Scofield'ı ilk skor oluyor. Aytekin geldi. İyi sıçra. Orisot'tan. Aytekin 4 kişinin arası Aytekin düştü. Ejder İksenes'e gidiyor. Birebir bir değişim devamında da. Ve bu arada son bir ufuk kılıcı, iyi Walker'ı Fate'den, arada kalan bir isim var, ultiye bastı Bayonet, düşmeden önce alabilecek mi? Çok iyi sıçra! Xenes de çıktı buradan, Bayonet'in üzerine ultiyle giden bir Grave var, o da kaçtı. Bu arada Q3 kaçtı! Skor Batu'da kaldı ama istediğin alan taraf kesinlikle Busquets, Ejder de onlarda kaldı çünkü. Evet, buraya gidiyorlar. Fate arka taraftan kapatıyor, Xenes de geliyor. Bu arada Joxy. Arka tarafı tutayım derken kendisi kötü pozisyonda kaldı. Saçart onunla çıkacak mı acaba? Grave'den takip var. Ulti atılıyor ama arındıra basıp skor aldı Grave. Karthus'tan gelen ulti var şimdi. Aytekin de pozisyona yakın. Araya girdi Batu. Aytekin mega olmak üzere Özgür'ün üzerinde. Özgür ultiye bastı. Arka tarafta Bayonet'ten atılan bir Grave var. Grave onu kovalıyor. Bayonet çıkmayı başardı gibi görünüyor buradan ama Grave'den gelen bir sıçra. Grave burada Bayonet'i aldı. Scofield ormanda yakalanıyor. Skorları toplayan bir Busquets var. Aytekin de Batu ile beraber Orisot'u düşürüyor. Kuleyi yalnız savunmayı deneyecek mi bakalım Busquets? Mega da olmak üzere Aytekin ama sanırım o riski almak istemiyorlar. Bence de hiç gerek yok. 3 ejder oldu Busquets. 2 eşya oldu Fate'de. Oxy burada bir şeyler alıyor ama bakalım Grave'in arındırı var. Sıçrası yok. De kontrol. Bize takip edebilecek birisi de yok. Ama arındırı yine de kullandı Grave. Scofield'a yaklaştı bayağı bir pozisyona. Ultiyi de bastı Grave. Biraz zaman kazandı. Çünkü Batu Q'yu kaçırdı ama ulti ile beraber Scofield'ı yakalıyor. Bir hamle daha. Grey buradan çıktı. Karthus ultisi skor almak için yeterli olmayacak. Xenes dahil oldu pozisyona. Az canlı bir Joxy var. Joxy düştü. Sonrasında Aytekin geldi yan taraftan. Orisot son anda bir ulti. Fade roket kaçtı. İyi yan adım Orisot'tan. Biraz devam edebilir Orisot mi? Buradan çıkacakmış gibi görünüyor ama sıçra geldi ve Xenes. Sıçra kutup saldırısıyla devamında o yavaşlatma onu tuttu zaten. Skoru buluyor. Ve bu skorlar
Bull Skate'i barona götürüyor. Evet, çok rahat bir baron oldu bu skorlarla beraber. Yani orada birazcık daha oynaması zordu. Grave de bunun farkında. Hani takım arkadaşlarına iyi baitledi. Sadece Arundur'u kullanarak pozisyonu yarattı. Oynet burada. Bir geldi ki çarpı varmışçasına. Girebilme imkanı yok. Bayağı bir can alıcı yüksek. Şimdi dalgaları bu tarafa geldi. Orta tarafa Aydekin'i yolladılar. Yalnız hasara bak. Geldi. Valkyrie sadece yavaşlatmasına. O bu arada Joxie atladı üzerine Fade'in. Grave iyi vuruyor yalnız. Roket hasarına bak. Grave aman vermiyor. Orisot'un üzerine atılan ulti. 2'de 2, 3'de 3 geldi. Özgür ve Bayonet ayakta kalan son ikili. Özgür Fate bu arada orada kovalamacı devam ederken Fade'i yakalayan bir Bayonet var. Bayonet bir tane skor buldu. Muhtemelen XNS de üste dönmesine izin vermeyecek Bayonet'in. Evet. Aytekin. Özgür savunmada tek başına kalacak. Aytekin. Aytekin kapatıyor. Hile. Denes. Aytekin geldi. Bayonet sıçrası yok. İkinci vuruş atıldı. Bumerang kaçtı bu arada. Bayonet'in üzerinde 3 yük var. Bayonet kaçmaya çalışıyor ama sersemletime geldi. Meg olunca Sejion'u pasifini tetikledi Aytekin. Botu Joxie yakaladı. Joxie ön tarafta. Saçart olmada bastı botu. Joxie'ye de buradan çıkış görünmüyor. Grave'e giden bir skor. 7. skoru buldu Grave. Burada oyunu noktalamayı deneyecek gibi görünüyor Busquets. Evet, Baron güçlendirmeleri de var. Şu an 3 kişiler. Bakalım minyonları iyi temizlemesi lazım. Temizleyemezlerse bu kuleler hızlı bir şekilde düşer. Ya Scoville'ın gerekirse içeri girip intihar etmesi lazım. Ultiye basıyor Scoville'ın ama. Şu an temizlenmiyor minyonlar. Ya ulti bir şey vurmayacak ki zaten. Minyonları da temizleyemediler. 2 kule birden düştü. Dakika 23, Busquets maçı bitirmek üzere, sadece bir Nexus var önlerinde. Aytekin isterek battı, sonrası Aytekin düşüyor. Fos olmaması yeni hasar verdi. Araya giren bir Grave Otu ikilisi, 2 skor birden. Scofield'da düştü, sadece açık bir Nexus var önlerinde. XNS vuruyor. Her ne kadar Grave almış olsa da, XNS'le Fade oyunu bitirmek üzere. Kartuz vur artık. Tutabilecek mi? Hayır, yetmedi. XNS bitirdi maçı ve 23 dakikada Busquets galip gelmeyi başarıyor.